Mutlu akşamlar efendim. Ulusal Kanal ekranlarına ve ortak yayında olduğumuz Ulusal Radyo frekanslarına hoş geldiniz. Ben Deniz Çağlayan. Günün öne çıkan başlıkları gece görüşünde sizlerle birlikte olacak. Bazı konuları da masaya yatırıyor olacağız. Son günlerde artan otobüs kazalarının sebebi nedir? Bir ihmal var mı? Burada sorumlu kim? Bazı iddialar vardı. İşte otobüs şoförleri çok uzun saatler mesai yapıyorlar, dinlenme molaları vermiyorlar gibi bazı iddialar var. Mesleki yeterlilik konusunda yine uzmanların ortaya koyduğu bir takım kıstaslar var. Bunu neye göre değerlendirmemiz gerekiyor? Yüksek Makine Mühendisi Alpay Lök'le konuşacağız. Birazdan konuğumuz olacak ve bu konuyu masaya yatırıyor olacağız. Ve aslında hepimizin sıcak gündemlerinden biri olan Afganistan'daki denklem nasıl ilerleyecek? Bundan sonraki süreçte neler yapılması gerekiyor? Afganistan'dan gelen sığınmacılara ilişkin tartışmalar var. Türkiye, İran ve Rusya bu konuda ne yapabilir? Daha önce olduğu gibi bir Astana modeli uygulanabilir mi? Tüm bu konuları da İran temsilcimiz Yakup Aslan'la konuşuyor olacağız ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi sıcak noktalardan haberlerimizle başlayalım efendim gece görüşüne. Muğla'ya gideceğiz hemen. Özgür Doğu Saymaz bizi bekliyor ve bölgedeki son durumu bize aktaracak. Özgür Doğu Saymaz, kolaylıklar diliyoruz, iyi nöbetler olsun. Nedir şu anda Muğla'daki son durum? Akşam saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama yapmıştı. Muğla'daki yangınların kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü ifade etmişti. Akşam saatlerinde bazı noktalardan yangın haberleri gelmişti. Derli toplu bir şekilde senden dinleyebilir miyiz Muğla'daki son durumu? Teşekkür ediyorum Deniz Çağlayan. Tabii ki sevindirici haber Milas'la gelmişti. Milas yangını biliyorsunuz epeyce uzun süren bir yangındı ve aynı zamanda Kemerköy ve Yeniköy termik santralini tehdit eden ve Türkiye'nin gündemine oturan yangınlardandı. Milas yangını akşam saatlerine doğru kontrol altına alındı. Tabii ki bunun öncesinde Milas'taki bölgede, yangın bölgesinde belirli bölgelerde tüten yerler vardı. Oralara lokal operasyonlar helikopterlerle yapıldı ve oradaki yangın kontrol altına alındı. Yine devam eden yangınlardan bir tanesi Köyceğiz yangınıydı. O yangında bölgede özellikle uçak ve helikopterlerin müdahalesiyle çok ciddi bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılan bölgelerdendi. Ana haber bağlantımızda o bölgede bulunan su göllerinden helikopterlerin nasıl sular aldığını ve bölgeye ne kadar hızlı bir süre içerisinde müdahale ettiğini yayınlarımıza yansıttık. Tabii ki yine bir haber daha gelmişti. Biliyorsunuz Gümüşlük, Bodrum Gümüşlük'ün Dereköy mevkine doğru bir yangın çıkmıştı. Oradan da aldığımız bilgilere göre bölgede ağaçların, çok sık ağaçların olmadığını biliyoruz ve bölgeye has makilik alanların, küçük ot bölgelerinin, bitişik ot bölgelerinin olduğunu biliyoruz. Tabii ki oraya da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve aynı zamanda itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahalelerle o bölgedeki yangını da ciddi oranda söndürdüğünü biliyoruz. O bölgeye de 6 uçak, 2 helikopter çalıştı akşam saatlerine doğru. Çünkü orada bir ciddi bir boyuta ulaştığı haberleri gelince bölgeye 6 uçak, 2 helikopter havadan müdahale etti ve aynı zamanda biliyorsunuz 40 tonluk kapasiteye sahip olan Rus uçakları o bölgede bu söndürme faaliyetlerini yürüttüler. Yine tabii bu süreç içerisinde Sayın Pakdemirli yangınlardan dolayı bir bilanço açıkladı. Bu bilançoyu da sizlere aktarmak istiyorum. Tabii ki birçok bölgede zarar gören vatandaşlarımız, tarlalar ve aynı zamanda arı kovanlarının bulunduğu bölgeler ve hayvanlarını kaybeden besiciler olmuştu. Toplam maliyetin Tarım Bakanı 173 milyon liraya ulaştığını bildirdi. Tabii ki bu konuda da bölgeye yardımların kademeli bir şekilde ulaştığını ve ulaştırılmaya çalışıldığını, tasnif edildiğini kamuoyuyla paylaştı. Toplam olarak tabii bölgedeki yangınlara müdahale eden 15 uçak, 64 helikopter, 9 insansız hava aracı, 1 insansız helikopter,
850 arazör, 430 iş makinesi ve 5200 personel hazırda bulunuyor ve yangınlara müdahale ediyor. Tabii ki bunu sayıların içerisinde, personel sayılarının içerisinde vatandaşlarımızı saymıyoruz. Çünkü köylerde de çok hummalı bir şekilde bölgeye sevk edilen, bölgelerde itfaiye ekiplerine ve orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözlerle birlikte, orman memurlarıyla birlikte çalışan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız da ellerinden geldiğince o bölgede soğutma çalışmalarına, yangın söndürme çalışmalarına tabii ki yardımcı oluyorlar. Yine ana haber bağlantımızın hemen ardından biliyorsunuz Can kardeşlerimiz Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekipleri vardı. Onlar da akşam çalışması Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmalarına akşam saatlerinde katılmak üzere bölgeye tabii ki araçlarına Türk bayrakları ve Azerbaycan bayraklarını asarak bölgeye intikal ettiler. Onlar da Türkiye'deki meslektaşlarıyla beraber PKK'nın bu çıkarttığı yangınlara karşı bir birlikteliği o bayraklarını işte o itfaiye araçlarını asarak birlikteliği vurgulayarak orada tabii ki o yangınları onlar da mücadele ediyorlar. Genel itibariyle bölgedeki durum böyle. Biliyorsunuz 274 yangın meydana geldi. O 274 yangınla Türkiye büyük bir mücadele verdi ve 14 gün geçti. Bugün 14. gün ve bu mücadeleler, soğutma çalışmaları bölgede yine devam ediyor. Özgür Doğusaymaz'a çok teşekkür ediyoruz. Bölgedeki son durumu bize aktardı. İyi nöbetler, kolaylıklar diliyoruz. Tekrar Özgür Doğusaymaz, Ulusal Kanal İzmir ekibi Muğla'da yangın bölgelerinde olay yerinde görev başında Yeşil Vatan'daki mücadeleyi ekranlarınıza taşımak için de görevlerini devam ettiriyorlar. Bir kere daha kolaylıklar diliyoruz ekip arkadaşlarımıza. Şimdi Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki orman yangınları ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gün içerisinde bu bilgiyi sizlere aktarmıştık. Polis ekipleri kaçan diğer şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı. Diyarbakır'da Kent Ormanı girişindeki otları yakan 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kaçan diğer şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı. Kent ormanı girişindeki yangında 2 dönümlük orman arazisi hasar gördü. Öte yandan Antalya'daki orman yangınları ile ilgili soruşturmada bir kişi tutuklandı. Kepez Beleni mevkiinde 28 Temmuz'da başlayan yangınla ilgili Akseki Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada yangının şüpheli AY tarafından çıkarıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten orman yangınına neden olmak suçundan tutuklandı. Yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında şimdiye kadar Antalya'da 2, Muğla'da 6 olmak üzere 8 kişi tutuklandı. Orman yangınlarıyla mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri de büyük katkı sunarak devam ediyor. 6 gemi ve 4 helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel de Yeşil Vatan'ın korunmasında görev aldı. Yangınların tespitinde büyük rol oynayan insansız hava araçları 872 saat uçuş yaptı. Yeşil Vatan'da orman yangınlarıyla mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da etkin rol aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait insansız hava araçları 872 saat havada kalarak yangın bölgelerinin tespitine katkı sağladı. İHA'larla birlikte yangın bölgelerinde 5 çıkarma gemisi, 1 karakol gemisi ve 4 helikopter görev aldı. Ayrıca 50 araç ve 600'den fazla personel alevlerle mücadeleye omuz verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Göktürk uyduları da görüntüleriyle söndürme çalışmalarının yönlendirilmesine katkı sağladı. Hava kuvvetlerine ait helikopterler yangında mahsur kalanlara yönelik keşif ve arama kurtarma uçuşları yaparken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri mahsur kalan yüzlerce kişinin güvenli bölgelere naklini sağladı. Türkiye'nin ciğerlerini yakanları görmeyenler gerçeği çarpıtma peşindeler maalesef ki. Son örnek de İyi Parti'den. Dün
gece görüşünde ekranlarınıza getirmiştik. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den bahsediyoruz. Orman yangınları ile ilgili o ifadeleri gerçekten skandal niteliğindeydi. PKK'nın üstlendiği yangınları görmezden geldi Erdem. Bunun yerine hükümeti suçladı. Sabotaj meselesi önemli değil. Hükümet yangınları söndürseydi dedi. Ormanları yaktırtmasaydı, söndürtseydi. Yangınları üstlenen PKK'yı korudu, sabotajın önemli olmadığını savundu. Söndürmek için mücadele eden hükümeti suçladı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Türkiye'yi hedef alan orman yangınları ile ilgili Haber Global yayınına katıldı. Söndürseydi, becerseydi hükümet. Erdem, PKK'nın üstlendiği orman yangınlarında terör örgütüne tepki göstermek yerine hükümeti hedef aldı. Sabotaj meselesi önemli değil, hükümet söndürseydi ifadesini kullandı. Sabotaj mabotaj meseleleri önemli değil. Batı'nın PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi. Suriye'nin kuzeyini işgal eden PKK'nın çatı örgütü PYD, Cenevre'de temsilcilik açtıklarını duyurdu. Türkiye'nin yanıtı ise sert oldu. İsviçre'nin Ankara Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto edildi. Suriye'de PKK'ya bağlı PYD, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi adıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde Avrupa temsilciliği açacağını duyurdu. İsviçre'ye Türkiye'den sert tepki geldi. PYD'den yapılan açıklamada bu temsilciliklerin Avrupa ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli olduğu ifade edildi. Çünkü İsviçre'de Suriye sorunuyla ilgili birçok kongre gerçekleşiyor. Suriye sorununun çözümü burada tartışılıyor. Açacağımız temsilcilikle Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi ile İsviçre arasında ilişki kurmaya çalışacağız. Özerk yönetimin Suriye krizi hakkındaki görüşlerini bu kapsamda gerekli mercilere ulaştıracağız. IŞİD tehlikesinin hala devam ettiği bu süreçte açacağımız temsilcilikle diplomasi çalışmalarını güçlendireceğiz. Siyasi ve kültürel olarak dayanışmayı sürdüreceğiz. Açıklamada Türk Devleti'nin Afrin, Rasulayn ve Tel Abyad'ı işgal ettiği savunuldu. DAEŞ'in desteklendiği iddia edildi. Türk Devleti bu işgal ile tüm insanlık değerlerini ayaklar altına alıyor. Temsilciliğimiz Türk Devleti'nin işlediği suçları uluslararası örgütlerle paylaşacak. İsviçre makamları ve özerk yönetim arasında arabuluculuk yapacağız. Yine Kuzey ve Doğu Suriyeli vatandaşların İsviçre'deki işlerini kolaylaştıracağız. Açıklamaya Türkiye'den tepki geldi. İsviçre'nin Ankara Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Cenevre'de PKK-YPG terör örgütü iltisaklı sözde bir temsilciliğin açılması nedeniyle İsviçre'ye protesto verildi. PKK-PYD daha önce de İsveç'in başkenti Stockholm'de sözde temsilcilik açmış ve Paris, Kopenhag ve Washington'da da benzer çalışmalar yürüttüğünü açıklamıştı. Efendim, bu bölümde son dönemlerde hepimizin gündeminde olan bir konu başlığını masaya yatırıyor olacağız. Otobüs kazaları, özellikle de yolcu otobüslerinin karıştığı kazalar ki son bir hafta içerisinde meydana gelen kazalarda 20'den fazla vatandaşımızı kaybettik. İki yolcu otobüsünün kazası oldukça içimizi yakan kazalardı. Facia niteliğinde kazalardı. Bir tanesi Manisa'nın Soma ilçesinde, bir tanesi de Balıkesir'de meydana gelmişti biliyorsunuz. Bu kazalara ek olarak şöyle bir konumuzu ağırlamadan önce araştırma yaptığımda 10 Ağustos'ta yine bir kazanın, yine yolcu otobüsünün, yine 4 Ağustos 28 Temmuz'da, 17 Haziran'da, Mayıs ayında böyle bu şekilde çok fazla sayıda yolcu otobüsü kazasının meydana geldiğini fark ettim ve bu konuyu konuşmak istedim. Çok da kıymetli bir konuğumuz var. Fren ve Trafik Güvenliği Uzmanı, Makine Yüksek Mühendisi Alpay Lök bizimle birlikte olacak. Efendim, Ulusal Kanal ekranlarına, gece görüşüne hoş geldiniz. Önemli bir konu. Hepimizin hayatını ve günlük hayatının çok da içerisinde olan bir başlık aslında. Çok da iddia gündeme geldi bu kazaların sıkça meydana gelmesi, peş peşe yaşanması sonrasında. Ben şuradan başlamak istiyorum. Bir iddia ki çok konuşuluyor. Yeteri kadar uyumuyorlar iddiası. Buradan başlayabilir miyiz efendim? Gerçekten de durum böyle midir? Yani bu kazaları bununla mı açıklıyoruz şu anda? Evet Deniz Hanım, ne yazık ki yeteri kadar dinlenmiyorlar. Şöyle söyleyeyim, 8 saat uyusalar bile eğer otobüsün içinde bu bagaj bölgesine yakın yerde bir uyku dinlenme kabinleri var. Eğer orada uyuyorlarsa
hareket sırasında umuyorlarsa bu bir dinlenme değil. Benim şahit olduğum, konuştuğum otobüs şoförleri 3 şoför ayda ortalama 50 bin kilometre yol yaptıklarını söylüyorlardı. Tabii bu yüksek sezonda. Geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı turizm ve tatiller azalmıştı. Bu sene işte Temmuz ayının 15'inden itibaren bir hareketlilik var. Ve şu anda da yollar dolu. Ne yazık ki sürücü kardeşlerimiz yeteri kadar dinlenemiyorlar. Artı bir de şöyle bir sorun daha var. 9 saat günde çalışabiliyorlar. 6 gün çalışabiliyorlar. 54 saat ediyor. 2 saatte fazla mesai var. 56 saat ediyor. Bu 56 saatten sonra bir gün tatilleri var. Almanya'da nasıl söyleyeyim size? 5 gün, 8 saat, 2 gün tatilleri var. Yani 40 saat çalışıyor. Bizde ise 56 saat çalışıyor. Ne yazık ki dinlenme sorunları var. Bir de bunun üzerine bir takım suistimaller olduğunu duyuyoruz. Başkalarının ehliyetleriyle otobüs kullanma, takografta... 3 ehliyet değiştirip giden şoförler, evet. Sanırım ona işaret ediyorsunuz. Kumandalı sistemle yolda giderken istirahatte gösteriyorlar diye de bir iddia vardı bugün gündemde. Sanırım buna işaret ediyorsunuz. Bu mümkün mü? Bu yapılabilecek bir şey mi? Ne yazık ki bunlar mümkün. Benim de basına düşmüş haberlerden elde ettiğim trafik denetlemelerinde bol miktarda böyle fazla kullanılan ehliyete el konuluyor. Ne yazık ki böyle. Bu belki biraz da kişisel sorun değil. Yani sürücülerin sorunu değil. Çünkü aslında sürücüler bu problemlerde zincirin en son ama en zayıf halkası. Daha başka halkalar var. Biraz sonra belki onlarla konuşabiliriz. Bir de sürücüler ne yazık ki kurban ve aynı zamanda da suçlu. Yani herkes onları buluyor. Halbuki ortada firmalar var. Ortada sektör var. Bu düzenlemelerin içinde sürücülerin etkisi neredeyse hiç yok. Ama onlar kurban ve suçlu. Ben de tam size şöyle bir soru hazırlamıştım Sayın Lük. Bu işin sorumluluğu kimde? Şoförlerde mi, firmada mı, araçta mı, yollarda mı, frende mi? Yani bu kazaların sebebine baktığımız zaman aslında bir yerde anladığım kadarıyla denetimsizlik de var. Yeteri kadar denetimin yapılamadığını görüyoruz bir noktada. Deniz Hanım, şöyle bir durum var, bir tablo var. Türkiye'de şehirler arası İnsan taşımacılığında otobüsler ve karayolu çok büyük bir yer kaplıyor. Avrupa'da böyle başka bir ülke yok. Yanılmıyorsam bize yakın bir takım ülkeler var ama bizim kadar değiller. Otobüs ve şehirler arası yolcu taşımacılığı bizde çok fazla. Bunun getirdiği bir takım sıkıntılar var. Bir takım tedbirler, ilave tedbirler alınması gerekiyor ülke için. Neler diyebilirsiniz? Her şoförün başına bir tane polis koyamazsınız. Yani o kadar denetimi o noktaya getirmeniz mümkün değil. Sistemin kendisini denetlemesini sağlamak gerekiyor. Sektörün aynı şekilde denetimi sağlaması gerekiyor. Sürücülere de bu bilincin verilmesi gerekiyor. Ben benzer bir şeyi emniyet kemeri kullanımında da söyleyeceğim Deniz Hanım. Geçen olan dünkü kazada takip edebildiğim kadarıyla bir yolcu hafif yaralı atlatmış ve o da galiba emniyet kemeri takılıymış. Evet doğru, Manisa'daki kazada bir kadın yolcu. Bu aslında Deniz Hanım bizim tablomuzu gösteriyor. Yani durum bu. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir fizik kuralı var. Araç çarptığında
içindeki cisimler öne doğru gitmeye devam etmek istiyorlar. İvme ne kadar büyükse çarpma sırasında ortaya çıkan kütleler de o ivme kadar kendi kütleleri artıyor. Yani diyelim ki bir çarpmada 40 G'lik, 20 G'lik dediğimiz yerçekimi ivmesinin 40 katı, 20 katı bir ivme çıkıyorsa ortaya, o kişilerin, insanların kütlesini onunla çarpıyorsun. Yani 100 kilo oluyor 2000 kilo ya da 4000 kilo. Siz bunu kendi kollarınızla tutamazsınız. Emniyet kemeriyle tutmanız lazım. Emniyet kemeri fizik kuralı gereği kullanılması gerekiyor. İnsanlarımıza bunu anlatmamız lazım. Yani bir yandan da durumumuz bu nedenle kötü. Öte yandan trafik kazalarında Avrupa'da neredeyiz? İsterseniz kısaca orada da bir bilgi vereyim. Tabii sevinirim. Ben de sonra size Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Temmuz ayı verilerinden bir soru sormak istiyorum. 2020 yılında 4866 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirmiş. Bu 4866 kişiyi 83 milyona böldüğünüzde milyon nüfus başına 58 kişi yaşamını yitirmiş sayılıyor. Bu karşılaştırma kriteri. Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin ortalama trafik kayıpları 42 kişi milyon nüfusta. Bizim 58 milyon, Avrupa Birliği'nin ortalaması da 42. Mesela Almanya 30 kişi milyon nüfus başına kayıp. Norveç 17 kişi. Ama öte yandan Romanya'da 90 kişi. Bizden daha kötüleri var ama çoğunluk bizden daha iyi. 27 Avrupa Birliği üyesi, bir de bizim gibi Avrupa Birliği ile yakın olan 6 üyeyi sayarsak 33 üye içinde Türkiye 25. sırada. Dediğim gibi hem bizden daha iyileri var çoğunlukta ama bizden de kötüler var. Onlar biraz daha azınlıkta. Yalnız son 3 yıl içinde Türkiye trafik kazalarında çok ciddi bir azalma sağladı. Denebilir ki bu ekonomik küçülmeden oldu. 2018'den itibaren 2019'da da devam etti. 2020'de de pandemi oldu. Denebilir ki bunların da etkisi var ama kabul etmemiz gerekiyor ki bizim milyon nüfus başına 90'larda olan trafik ölümlerimiz şu anda 58'e indi. Bayağı ciddi bir azalma var ve Avrupa Birliği'nin bir hedefi vardı. 2020 yılında trafik ölümlerini 2010 yılının yarısına indirme. Bu hedefi başarabilen iki ya da üç ülkeden bir tanesi oldu Türkiye. %46 azalttı trafik ölümlerini. Bunları ben problemimiz yok demek için söylemiyorum. Bugüne kadar çaba gösterildi. 3 yıl içinde büyük başarı elde edildi. Bundan sonra da yapılabilir. Bunu yapmak için de bir takım tedbirler alınması lazım. Benim o konularda bir takım önerilerim var. Eğer sizin sorularınızdan sonra onlara geçebilirim. Evet, çözüm ve nasıl tedbirler almamız gerektiğine ilişkin birazdan bir sorum olacak. Hatta isterseniz o konuya da şöyle bir giriş yapmış olayım. Balıkesir'deki kaza büyük bir kazaydı ve 14 vatandaşımızı kaybettik. Bu kazanın sonrasında olay yerinde yapılan inceleme sonucu aslında önemliydi. Bu bize aslında çözüme ve tedbirlere giden yolu işaret edecek. Yolcu otobüsünün 95 kilometre hızla viraja girdiği, 40 metrelikte fren izi olduğu tespit edildi ve otobüs sürücüsünün rahatsızlanan mesai arkadaşının yerine direksiyon başına geçtiği tespit edildi. İşte bu noktadan yola çıkacak olursak hem araçların yol güvenliği hem de bu sürücülerin güvenliğini hem de yolcuların güvenliğini sağlamak için Türkiye ne yapmalı, üzerinde sorumluluk olan yetkili makamlar nasıl bir yol haritası ortaya koymalı ki sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi en aza indirebilelim bu kazaları? Evet, şimdi ben birkaç tane ön bilgi vereyim. Murphy'nin bir kuralı var biliyorsunuz. Diyor ki bir şeyin ters gitme ihtimali varsa o mutlaka ters gider. Biz de aslında sadece trafik konusunda değil,
mühendislik alanında da, diğer bilimlerde de biz bu kuralı düşünürüz ve deriz ki acaba 3-4 tane problem üst üste gelip bir kazaya neden olabilir mi ve ona göre de tedbirler almaya çalışırız. Araçların fren sistemleri de böyledir. Bu araçlar, unutmayalım, Türkiye Avrupa'nın otobüs geliştirme ve üretim merkezi. Çok büyük sayıda Türkiye'de otobüs üretiliyor ve Avrupa'ya satılıyor. Çok iyi otobüsler yapıyoruz. Çok güvenli otobüsler yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin coğrafik yapısı, Türkiye'nin şartlarına dayanıklı olmak zorundalar. Fakat bu otobüslerin ne yazık ki bakımlarını iyi yapamıyoruz, çalıştırılmasını iyi yapamıyoruz ve de güvenli kullanamıyoruz. Bütün bunlar hepsini yan yana düşünecek olursak, dün sabaha karşı olan kazada 45 metre olarak gözüken fren izi değil aslında. O viraja hızlı girmiş olan otobüsün sürücüsünün çok büyük ihtimalle manevrayı geç yapması, belki yorgunluk, belki uyku anına geçmesi, bundan dolayı direksiyonu sola çevirerek arabayı virajda tutmaya çalışmasının sonucu çok büyük ihtimalle böyle. Bunu tabii ki bilirkişi raporları çıkartacak. Burada bir ikinci ara bilgi daha vereyim. Bizde ne yazık ki böyle olaylardan sonra çok hızlı bir şekilde bir karara varılmaya çalışılıyor. Halbuki bir bilirkişi, bir kaza kırım çalışması yapılması lazım. Bizde nedense böyle çok kısa bir iki gün içinde bu kaza gerçekten nasıl oldu? Bunun cevabı çıkartılıyor. Halbuki soruyu şöyle sormak lazım. Acaba biz denetimi nasıl yapsaydık bu tür endişeler, güvensizlikler olmazdı? Yani biz sürücüleri nasıl denetleseydik, biz araçları nasıl denetleseydik, biz yolları nasıl denetleseydik de böyle kazalardan sonra aklımıza endişeler gelmezdi. Aracın teknik özelliğinden mi, muayenesinden mi endişeleniyoruz? Acaba biz bunları nasıl değiştirirse bu güvenimiz kendine bu güvenimiz artabilir. Ben size bir kaza örneği vereceğim. Hatırlarsınız bir ulusal hava şirketimizin Hollanda'da Schiphol'da bir uçağa düşmüştü. Bu uçağın düşmesinden yaklaşık bir yıl sonra raporu açıklandı. Ve o bir yıl sonra açıklanan raporda herkesi şaşırtan sonuçlar çıktı. Ama baştan herkes bunun bir pilotaj hatası olduğunu düşünüyordu. Tam tersi, bunun bir teknik sorun olduğu ve teknik konunun da uçağın bakımıyla ilgili bir noksan olduğu, bundan dolayı bakımı yapan özel kuruluşun %80 sorumlu olduğu şeklinde bir sonuç çıktı. Bu otobüste de bir bilirkişi çalışması olacak. İnceleyecekler, bakacaklar. Ama biz şunu biliyoruz ki sürücülerimiz çok yorgun. Eğer sürücülerimiz daha çok dinlenebilseydi kafamızda şu soru olmayacaktı. Yani bu ara sürücüler yorgun muydu diye. Öte yandan isterseniz başka önerilerimiz de var. Onları da konuşalım. Lütfen rica edeceğim. Tedbirler konusunda böyle madde madde sıralayacak olursanız tabii, neler konmalı masaya? Ben 3 tane tedbir sıralayacağım. Bunlar bugünden yarın hemen yapılabilecek şeyler. Yani şey değil, hayal şey ürünü değil. Birincisi, sürücülerin dinlenme sürelerinin, çalışma sürelerinin çok hızlı bir şekilde
değiştirilmesi ve iyileştirilmesi lazım. Biraz önce örnek verdiğim gibi Almanya'da 5 gün çalışıyorlar, 2 gün dinleniyorlar. Çalışma süreleri daha da kısa. Bizde çalışma süreleri çok uzun ve suistimaller oluyor. Bunun kesinlikle önlenmesi lazım. Bu da mümkün, yapılabilir. Gerekirse bunların detayları üzerinde konuşuruz. İkincisi, yolcuların lütfen hepsi emniyet kemeri taksın. Lütfen. Bütün yolcularımız emniyet kemeri taksınlar. Tabii ki şoförler de taksın. Lütfen herkes emniyet kemeri taksın, taktırsın. Hiçbir şekilde emniyet kemerini çıkarmasın. Biraz önce vermiş olduğum örnekteki gibi bir çarpışma sırasında ortaya çıkan ivme 20 ya da 40 katı ne kadar çıkabiliyor? Yani kütlenizi 20 ile çarpın ya da 40 ile çarpın. Sizin bunu tutabilmeniz mümkün değil. Halbuki kemer bu iş için var. Zaten parası da ödenmiş, otobüse konmuş. Niye kullanmıyorsunuz? Lütfen kullanın. Artı bir de bu maddeye yakın bir şey daha var. Şoförler lütfen hareket sırasında cep telefonuyla konuşmasınlar. Lütfen. Şoförler hareket sırasında mesaj yazmasınlar. Bu da denetlensin. Gereğinde yolcular görürlerse şoförlerin konuştuğunu uyarsınlar ve şikayet etsinler. Bu iş bitsin. Bu da çünkü çok büyük bir dikkat dağınıklığı. Ondan sonra üçüncü önerim, bizim araç muayene mevzuatımızın Avrupa'nın 2018'de devreye soktuğu seviyeye getirilsin. Ne yazık ki o değil. Yani bizim araç muayenemiz Avrupa Birliği ile şu anda aynı düzeyde değil. Bu yapılsın. Bu bize çünkü araçların güvenliğiyle ilgili, teknik güvenliğiyle ilgili büyük avantajlar getirdi. Ondan sonra dördüncü önerim de bu basında çok yer aldı. Benim uzmanlık alanıma giriyor. 2016 model yılı itibariyle araçlarda, otobüslerde elektronik sürüş destek sistemleri var. Birincisi elektronik kararlılık sistemi var, ESP. Otomobillerde de var artık bu. İkincisi şerit takip sistemi var, LDV. Üçüncüsü de AEBS dediğimiz gelişmiş acil frenleme sistemimiz var. Ki bu öndeki araca çok yaklaştığında uyuklama durumunda otomatik fren yaptırıyor. Türkiye'deki bu bütün otobüslerde var mıdır Sayın Lök bu 2016 sistemler? 2016 model yılı itibariyle. Yani 5,5 yıldır üretilen otobüslerde bu var. Bizim 8000 civarında olduğunu bildiğim D1 sınıfı şehirler arası otobüslerimizin kaçında bu var bilemiyorum. Yani varsayıyorum ki %20'sinde var. Bu özellikte olan otobüslerin gece yolculuklarına verilmesi. Çünkü kazalar görüyorsunuz sabaha karşı oluyor, yorgunluk zamanında oluyor. Bu üç sistemden birincisi ESP, viraja hızlı girdiyse bu araç ki girmiş, direksiyonu sola çevirdiğinde gaz kesiyor ve arabayı solda tutmaya çalışıyor. İkincisi şerit takip sistemi, bu araç için konuşalım. Sağa doğru kaydı, şeritten kaydı, sürücüyü uyarıyor, yani uyuklama durumunda sürücüyü uyarıyor. Üçüncüsü AEBS ki bu olayda bir arkadan çarpma yok. Ancak evvelsi gün, iki gün önce olan Manisa Soma'daki araçta, kazada öndeki bir kamyona çarpma var mesela. Bunu engelleyebilirdi. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde benim şöyle bir küçük bir tablom var. Eğer sakıncası yoksa şunu göstermek isterim. Bunlar elektronik sürüş destek sistemleri aracın sürücüye yardımcı olan
melekleri. Bunların kullanımıyla kritik durumlarda kazalar azaltılabilir. Bizim araçlarımızda, yeni araçlarda bunlar var. Niye bunları kullanmayalım? Niye bunları öne çekmeyelim? Ben otobüsler hepsi yenilensin, yeni model olsun diyemem. Çünkü ekonomik şartlar buna müsait değil. Ama en azından gece yolculuklarına bu yeni model otobüsler konsun. Belki bu şekilde bu kazaları biraz daha azaltabiliriz. Sayın Rök, biz mesleğimiz gereği de bu haberleri yaparken hep şöyle KJ'ler de kullanırız. Çoğu zaman da şöyle yazarız. Freni boşaldı, freni tutmadı. İşte direksiyon hakimiyetini kaybetti gibi. Ve genellikle de kazalar freni tutmayan, freni boşalan araçlar üzerinden hep anlatılır. Peki biz bu tür fren kazalarını önlemek için neler yapmalıyız? Evet, onda da denetimleri, teknik denetimleri arttırmamız gerekiyor. Şimdi bizde araç muayenemiz var ve bir arabanın güvenli olup olmadığının kriteri bir tek araç muayenesinden geçiyor mu, geçmiyor. Ama örneğin Almanya'da bir otobüs yılda bir araç muayenesinden geçiyor. İlave olarak 3 tane de denetimden daha geçiyor. Yani toplam 4 tane denetimden geçiyor. Bununla da ilgili benim küçük bir tablom var. Gösterebilirsem bunu tutayım. Görüyoruz ekranda şu anda. Evet. Bu Almanya'da HU ve SP diye iki tane muayene var. HU bizim yılda bir yapılan otobüslerde yapılan muayene. SP de otobüslere ilave olarak yılda 3 tane yapılan muayene. Yani bir otobüs Almanya'da yılda 4 defa muayeneden geçiyor. Bunlardan bir tanesi yılda bir olan bizdeki seviyede ama 3 tanesi farklı seviyede çok detaylı muayeneler. Ve bu muayenelerde aracın özellikle frenle ilgili, lastikle ilgili, direksiyonla ilgili emniyet parçalarının detaylarına bakılıyor. Aracın güvenli olup olmadığına bakılıyor. Bir de özellikle fren için söyleyeyim. Fren performansı fabrika çıkışı seviyede olsun istiyor. Halbuki normal şu andaki araç muayenesinin yani yılda bir yapılan araç muayenesinin istediği fren seviyesi bu. Bu benim için yeterli diyor. Avrupa'nın tümünde bu böyle. Ama bu bahsetmiş olduğum ilave muayene ticari taşıtlar, otobüsler için ve kamyonlar için de var ama otobüslerde yılda 3 defa var. Almanya'da kamyonlar yılda 1 defa ekleniyor. Burada fabrika çıkış değerlerini istiyor. Arada büyük bir fark var. Bu şu demek oluyor. Otobüsler için özellikle frenler fabrika çıkış değerinde olmalıdır. Devamlı deniyor ki bu da büyük bir güvenlik getiriyor. Ve Deniz Hanım, Batı Avrupa'da bizdeki kadar büyük ölümlü otobüs kazaları yok. Olsa zaten bütün Avrupa ve bütün dünya duyuyor televizyonlarda. Yer yerinden oynuyor. Bizde ise neredeyse ne yazık ki günlük olay gibi geçiştiriliyor. Çok üzücü. Bunun peşinde olmamız lazım. Bu konuyu çözmemiz lazım. Nasıl bütün Avrupa'ya en iyi otobüsleri biz geliştirip biz veriyorsak, aynı şekilde bu otobüsleri de en güvenli şekilde biz kullanabilmeliyiz. Yani burada sadece faturayı bir yere kesmek doğru değil. Bu bir ekip işi aslında. Siz öyle bir şey tarif ediyorsunuz. Teknolojiyi de için içine katarak yol güvenliğini sağlamaktan bahsediyorsunuz. Ama işte ekonomik şartlara da dikkat çektiniz. Önemli bir vurguydu bu. Ama benim dikkatimi çeken 2016'dan önceki en azından otobüsleri gündüz kullanmak. 2016 sonrasında da yeni teknolojilere entegre olmuş otobüsleri gece özellikle de sabaha karşı yolculuklarda kullanmak.
Umarım bu uyarılarınız ve bu ortaya koyduğunuz tedbirler çerçevesinde Türkiye yol güvenliğini bir an önce sağlar. Çünkü artık bu kaza haberlerini vermek istemiyoruz. Ben son 15 gün içerisinde bu kadar fazla ölümlü kaza haberini hatırlamıyorum son dönemlerde. Siz de az önce konuşmanızın başında veriler açıkladınız. Bütün bu sorumlulukların, yetkilerin çerçevesinde umarız bir an önce bu kazaların önüne geçirilir. Çünkü yani Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos'a baktığım zaman da gördüğüm kazaları neredeyse hepsi yolcu otobüsü kazası, büyük otobüslerin kazası, minibüsler var işin içerisinde. Gerçekten de üzücü. 24 vatandaşımızı neredeyse kaybettik son bir hafta içerisinde. Ben mesela yola çıkmak için şöyle bir otobüs biletimi alsam diye düşündüğümde bir durdum. Çünkü emin olamadım. Korktum. Siz zaten pandemi dolayısıyla yaşanan yoğunluğa da dikkat çektiniz. Uçak biletlerini düşündüğümüz zaman vatandaşların büyük bir çoğunluğu mecburen otobüs yolculuğunu tercih etmek zorunda kaldığı için de talebin de fazla olduğunu tahmin edebiliyorum ben. Ama tedbirler konusunda bir de ortaya atılan bir iddia ve daha doğrusu uzmanların da ortaya koyduğu bir başlık daha var. Ona ilişkin fikrinizi de merak ediyorum açıkçası. Mesleki yeterlilik konusu. Sizin bu konuya ilişkin fikirleriniz nelerdir? Evet, mesleki yeterlilik aklıma benim hemen mesleki yeterlilik kurumu geliyor. Mesleki yeterlilik kurumu biliyorsunuz her meslekle ilgili standartlar belirliyor ve o standartlara uygun da yetkilendirme yapılıyor. Bir takım firmalar hem eğitim veriyor, bir takım firmalarda sınav yapıyorlar. Burada bizim özellikle sürücü eğitimlerinde, sürücü belgelendirmesinde bir takım büyük eksiklerimiz var. Ben fren konusuyla ilgili bir örnek vereceğim size. Şu anda tabii yanımda değil, ofiste. Almanya'dan almış olduğum iki tane kitap var. Bunlardan bir tanesi otobüs sürücü eğitim kitabı. Ötekisi de kamyon sürücüsü eğitim kitabı. Bunların yaklaşık olarak sayfaları yani iki parmak kalınlığında kitaplar ve dörtte biri de fren. Yaklaşık olarak 200-250 sayfa civarında ve öyle detaylı bilgiler veriyorlar ki benim karşılaşmış olduğum bir takım kaza tipleri var. O tip Türkiye'de olan kazalar Batı Avrupa'da ve Almanya'da olmuyor. Neden? Çünkü çok basit nedenlerle, teknik nedenlerle sürücüler bizde bunu bilmedikleri için bu kazalar oluyor. Bir örnek vereyim size. Şu anda otobüslerden konuşuyoruz ama tırlarda olan bir kaza tipi var. Benim takip ettiğim park etmiş tırların freninin boşalıp kayıp gitmesi benim yakından takip ettiğim bir kaza tipi. Çok basit bir nedenle oluyor. Ben de yolda durduğumda mutlaka tır şoförlerine bunu anlatıyorum ve hiçbirisi de anlamıyor, bilmiyor. Halbuki bunun detaylı teknik eğitiminin verilmesi gerekiyor. Bahsetmiş olduğum o kitaptaki fren eğitimi, 50 sayfa civarında olan o fren eğitimi bir frenciye, fren teknisyenine freni anlatır seviyede. Bizde böyle değil. Yani hangi düğme ne işe yarar, bir otobüsün, bir kamyonun fren sistemi nasıldır? Bunları çok detaylı öğretiyorlar ve bir aydan önce bir ehliyet alınamıyor. Yaklaşık olarak da 2000 euro civarında bir şeyleri var, maliyetleri var. Bir otomobil ehliyetinden bahsedeyim. Gece sürüşü yaptırılıyor, otoyol sürüşü yaptırılıyor ve de şehir içi, kent içi araç kullanma sürüşü yaptırılıyor. Bundan sonra ehliyet veriliyor. Bizde çok ne yazık ki yetersiz. Bunun da iyileşmesi lazım. Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Lök katıldığınız için. Umarız önümüzdeki günlerde böyle haberler almayız. Çünkü içimiz yanıyor. Bir an önce de tedbirler alınır. Çünkü daha fazla canımızı
bu tür kazalarda kaybetmek istemiyoruz açıkçası. Eklemek istediğiniz bir husus var mıydı benim eksik bıraktığım? Çok teşekkür ederim. Takipçisi olun lütfen. Hep beraber bu kazaları azaltmak ve can kayıplarını düşürmek, sıfırlamak için uğraşalım. Yoksa şöyle söyleyeyim, günün birinde sıfırlanacak. Ne zaman sıfırlanacak biliyor musunuz? Bu kendi giden araçlar geldiğinde, yani otonom araçlar geldiğinde sıfırlanacak. Zaten otonom araçların gelme nedeni de bu. Trafik ölümlerini sıfırlamak. Ne zamana planlanıyor onu da söyleyeyim. 2050 yılında. Ya biz görmeyebiliriz. Ama eğer biz bunu ölümleri sıfırlamazsak zaten sürücüsüz araçlar bunu sıfırlayacaklar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli katkılarınız için tekrar. Hoşçakalın. Sağ olun. Fren ve trafik güvenliği uzmanı, makine yüksek mühendisi Alpay Lök'le konuştuk. Faturayı sadece şoföre kesmek doğru değil dedi. Alınması gereken, yapılması gerekenler var dedi. Tedbirleri anlattı, denetimlerin sıkılaştırılmasından bahsetti. Yol güvenliğinin yanı sıra araç güvenliğinin de sağlanması gerektiğini vurguladı. Çok da önemli bir şey söyledi. Entegre edilmiş, teknolojiyle entegre olmuş yeni araçlarımız var. Biz Avrupa'ya, dünyanın birçok noktasına otobüs satıyoruz. Ürettiğimiz otobüsleri satıyoruz ve kendi yolumuzda da kullandığımız araçların buna uyumlu olması önemli dedi. Kendisine bir kere daha çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar merhabalar. Ulusal Kanal ekranlarında ve ulusal radyo frekanslarında gece görüşü kaldığı yerden devam ediyor. Afganistan başlığıyla devam edeceğiz ve Afganistan'daki ilerleyişini hızlandırdı Taliban. Ülkenin batısındaki Ferah vilayetini kontrol altına aldığını duyurdu. Böylelikle 7. vilayet başkentini de kontrol etmiş oldu Taliban. Öte yandan Rusya ve Çin önderliğinde Afganistan sınırında yapılan tatbikatlar hız kazandı. Taliban ülkenin batısındaki Ferah şehrini kontrol altına aldı. Daha önce şehir merkezlerinde kontrolü bulunmayan Taliban 7. vilayet başkentine de hakim oldu. İlerleyişini sürdüren Taliban güçleri 7 eyalet başkentiyle birlikte ülkenin %80'ini kontrol ediyor. Öte yandan Afganistan sınırında bölge ülkelerinin askeri tatbikatları da hız kazandı. Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın düzenlediği tatbikatının sona erdiği duyuruldu. Tatbikatla ilgili açıklama yapan Rusya'nın Merkez Askeri Birimi Komutanı Alexander Lapin, tatbikatların Afganistan'da durumun gerginleşmesi ve militanların sınırdaki ülkelere sızma tehlikesi bağlamında yapıldığını söyledi. Gelecekte gerçekleştirilecek olan ortak eylemlerin, askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkelerimizin askeri saldırganlıktan korunmasını sağlayacağından eminim. Ayrıca Rusya'nın Çin'le birlikte düzenlediği dev tatbikat Afgan-Çin sınırına yakın bir bölgede başladı. Tatbikata her iki ülkeden de 10 bin aşkın asker katıldı. Çin'in kuzeybatısında başlatılan tatbikat hafta boyunca sürecek. Öte yandan Rusya'nın Kommersant gazetesi tatbikatlara ilişkin haberinde Rus askerlerin ilk defa Çin yapımı silahlar kullandığını yazdı. Şimdi bu konuyu birazcık ayrıntılandıralım ve gündemdeki tartışma başlıklarına ilişkin neler söyleyeceğiz? Yakup Aslan konuğumuz, Ulusal Kanal İran temsilcisi. Yakup Aslan, hoş geldin gece görüşüne. Merhaba Deniz, iyi yayınlar, iyi geceler. Çok çok teşekkür ederim. Şuradan başlamak istiyorum. Afganistan'daki krizin temel sebebi nedir? Neler yaşanıyor şu anda Afganistan'da? Taliban ilerleyişini devam ettiriyor. Günlerdir de bu konuşuluyor. 3 günde 6 şehir. İşte bu eksende değerlendirdiğimizde, şöyle bir genel olarak baktığımızda Afganistan'da neler oluyor? Deniz, aslında kriz 40 yıldır devam ediyor. Yani 79 yılından bu yana Sovyetler işgali, ardından Amerikan işgali bir kriz var. 40 milyon nüfusu olan bir ülkede yaklaşık 40 yıldır bir kriz durumu söz konusu. Ama son aylarda tabii
Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan Taliban'la anlaştıktan sonra ayrılma kararıyla birlikte Afganistan'ın geleceği ve bölgenin geleceğine ilişkin çeşitli gelişmeler, bölgede Türkiye ile yakından ilgilenen gelişmeler söz konusu oldu. Öncelikle bir göç dalgası söz konusu, İran'ı, Türkiye'yi, Pakistan'ı tehdit eden bir göç dalgası var. Bununla birlikte de ciddi bir ilerleyiş var. Yani yıllardır Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler barış gücünün eğittiği, donattığı Afgan güvenlik güçleri adeta şehirlerde mühimmatlarını bırakarak kaçmaya başladılar. Tabii çatışmaların yer yer olduğunu da söylemekte fayda var. Çok önemli stratejik noktalar şu an işgal edilmiş durumda ya da ele geçirilmiş durumda Taliban tarafından. Tabii Taliban başkenti henüz ele geçirme kararı almadık diye bir açıklama yaptı. Kuzeye doğru ilerleyiş var. İran sınırı neredeyse tamamı alınmış durumda. Sınır kapılarını İran kapatmak durumunda kaldı. Yine bir göçmen dalgası da oldu İran'a. Kuzeyde de Kündüz'de, Türkiye'de Kunduz olarak telaffuz ediyorlar ama Kündüz şehrinin adı. Kündüz önemli bir vilayet, stratejik bir nokta. Kuzeyde Tacikistan'a giden stratejik yollar var. Burada şu an Taliban güçlerinin kontrol altına girdi. Gerçi 2001 sonrasında iki kez, 2015 ve 2016'da yine Taliban ele geçirmişti şehir merkezini, vilayet yönetimini ele geçirmişti ama başarılı olamamıştı, tutunamamıştı burada. Tabii kuzeyde yine Türkiye'de de adı sıkça duyulan Özbek Türk'ü General Raşit Dostum, eski Cumhurbaşkanı yardımcısı olan General Raşit Dostum'un konuşlandığı şehir olan Şibirga'da düştü. Bu Taliban güçlerinin elinde Şibirga'da. Hatta karargah olarak kullanılan binada çeşitli fotoğraflar yayınlandı Taliban güçleri tarafından ele geçirdiğine dair resmi olarak da belgelemiş oldular. Bununla birlikte bugün itibariyle Mezar-ı Şerif'e geçmek durumunda kaldı. Raşit Dost'un beraberinde bir uçak dolusu askerle birlikte. Tabii durum ne yönde olacak? Taliban'la bir anlaşma durumu söz konusu olacak mı Raşit Dost'un? Ya da bu bölgenin geri alınması için bir operasyon düzenlenecek mi? Bir süredir Raşit Dost'un Türkiye'deydi. Zannediyorum bu hafta gitmişti Afganistan'a. Bir tedavi süreci vardı Türkiye'de. Oğlu kuvvetlerin başındaydı. Oğlunun da yaralandığına dair bilgiler var. Tabii resmi olan bilgiler değil ama yaralandığına dair çeşitli kaynaklardan bilgiler var. O operasyonun, şehrin savunma operasyonunu yürütüyordu ama başarısız olduğu da Taliban güçlerinin karargahlarına girmesiyle birlikte ortaya çıkmış oldu. Şimdi ciddi bir kaos durumu söz konusu. Afganistan'da Rusya'nın Özbekistan'la birlikte bir askeri tatbikatı olduğu, Tacikistan'da bulunan sınır güçlerinin güçlerinin daha fazla tahkimat yapıldı, bir güçlendirme durumu söz konusu oldu. Bir taraftan da ülkenin doğusunda, yani Çin'in batısında Çin'le birlikte bir ortak tatbikat gerçekleştiriyor. Taliban'la görüşen Çin var, Rusya bir taraftan görüşüyor, İran bir taraftan Taliban'la görüşüyor. Aslında geçtiğimiz Mayıs aylarında da Türkiye çeşitli görüşmeler için girişimlerde bulunmaya çalıştı. İstanbul'da bir görüşme olacaktı. Bu da ertelendi. Taliban bu görüşmeye gelmedi ve bu da ertelendi. Yani ciddi bir kaos durumu şu an ülke genelinde var. Bu belirsizlik de tabii Türkiye'yi yakından ilgilendiren göç dalgası ya da son dönemde özellikle medya ve sosyal medya ağırlıklı olmak üzere bir göç gerçekliğiyle karşı karşıya kaldık. Afgan göçü olarak, Afgan göç dalgası olarak ama bu daha görünen yüzü. Yani eğer bu şekilde devam ederse, Türkiye bir şekilde duruma müdahil olmazsa Afganistan'da, yani göçün kaynağında, o istikrarsızlığın kaynağında bir insanların göç etmesine sebep olan nedenlerin ortadan kaldırılması için başta Çin, Pakistan, Rusya ile birlikte burada müdahil olmazsa eğer, Eşref Gani 1 milyon kişinin göçmen durumuna düşeceğini açıkladı. Bu da çok ciddi bir rakam. Ne İran'ın, ne Pakistan'ın, ne de Türkiye'nin karşılayabileceği ve de normal bir şekilde düzenli bir göç olarak
karşılayabileceği bir rakam değil. Tabii Avrupa'da burada Yunanistan üzerinden bir geçiş durumu söz konusu. Birçoğu aslında Türkiye gelenlerin birçoğu da %70'i de eldeki resmi verilerde Avrupa'ya gitmek amacıyla bu güzergahı kullanıyor. Ama botlarının batırılması, çırılçıplak soyularak Türk sınırına dövülerek bırakılmaları artık Avrupa'ya gitmek yerine Türkiye'de kalmak zorunda hissetmelerine sebep oluyor. Ve bir şekilde Türkiye'de ya sığınmacı olarak ya kaçak olarak kalmalarına sebep oluyor. İşte bu durumda da Türkiye'nin Afganistan konusunda bir an önce adım atması gerektiğinin gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Afganistan'da şu an tabii çatışmalar devam ediyor. 70'in üzerinde çocuğun hayatını kaybettiği bilgisi var. Taliban'ın ilerleyişi söz konusu. Önceden aslında kırsaldan ilerlemeye başlamıştı Taliban. Böyle bir taktik uyguladı. Kırsaldan kent merkezlerini ablukaya aldı. Kentlere giden yolları ablukaya aldı ve en sonunda kent merkezlerine girmeye başladı. Ve şu an resmi olarak %80'i Taliban kontrolünde ve bir Taliban gerçeğiyle karşı karşıya hem bölge ülkeleri hem de biz. Hasan, az önce sen de ifade ettin konuşmanın içerisinde. Amerika Birleşik Devletleri boşaltı üslerde silahlarını bıraktı. Neden? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gündemde olan bir iddia ve çok da konuşulduğu ve uzmanlar tarafından da dillendirildiği için bu soruyu soruyorum. Gizli bir Afganistan ajandası mı var, bir planı mı var? Biden'ın 11 Eylül'de gerçekleşecek 11 Eylül saldırıları töreninden önce saldırılarda hayatını kaybeden ailelere devlet arşivlerini açacağını duyurdu saldırıya ilişkin. Bunları da bir araya getirip baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Afganistan'daki işi bitmedi mi? Ya Deniz, bunu net olarak ifade etmek çok zor ama eldeki verilere baktığımız zaman ajandayı kapatmadığı açık. Yani biz gidiyoruz artık, burada yokuz dediği zaman bile aslında bir planın düğmesine bastığı anlaşılıyor. Şimdi Afganistan'ın Irak'ta hatırlayalım. Irak resmi olmasa da fiilen üçe bölünmüş bir halde. Amerika'nın büyük bir kuvvet çekti, yine varlığı söz konusu. Baktığımız zaman işte Kürdistan ya da Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi var Irak'ta. Şiiler, Sünniler diye ayrılmış durumda. Fiili bir bölünme durumu yarattı, bir kaos ortamı yarattı Irak'ta. Suriye'ye baktığımız zaman Suriye'de de yine Suriye'nin işte Fırat'ın doğusundaki terör gruplarıyla birlikte oluşturduğu, PKK-PYD ile birlikte oluşturduğu bir bölge var. Fiilen var bölge. İşte kuzeyde baktığımız zaman Türkiye'ye münhazır grupların kontrol ettiği bir bölge var. İşte Zeytin Dalı Afrin bölgesi, harekat bölgesi. O ikinci İsrail devletinin önünün kesildiği ve burada bir yönetim oluşmuş durumda. Bir de Şam'ın kontrolünde olan bölge var. Üçe bölünmüş durumda. Fiilen üçe bölünmüş durumda. Bunu söylemek her ne kadar zor da olsa. Baktığımız zaman Afganistan'da da biz ayrılıyoruz dediği zaman bir kaos ortamını terk ederek ayrıldı. Ayrıldıktan sonra B-52 bombardıman uçaklarının bölgeye gönderdiğine dair bilgi var. Şimdi silahları bırakıp gitti. Anlaşma ne yaptı aslında? Anlaşma neydi? Yani Taliban'la anlaşmanın açık bir şekilde maddelerinin açıklanması gerekiyor. Taliban'la bir dönem terör örgütü olarak tanımladı. Taliban'la anlaşarak ayrıldı. Ve ayrıldıktan sonra bölgede büyük bir istikrarsızlık yaratarak ayrıldı. Belki de hedef buydu. Ya da görünen bu şu anda. Bir istikrarsızlık ortamıyla birlikte bölünmüş bir Afganistan yaratmaya çalıştı. Şimdi baktığımız zaman bölgede Amerika'nın planlarını bozan ya da Amerika ile birlikte hareket etmeyen ülkeler var. Kim bu? İran, Pakistan, Çin, Rusya gibi ülkeler Amerika'nın adeta şer odağı olarak tırnak içerisinde, şer odağı olarak tanımladığı ülkeler. Şimdi Pakistan, şu an Pakistan'da biz hani Türkiye'de Suriyeli nüfusunu konuşuyoruz, göçmen nüfusunu konuşuyoruz, Afganları konuşuyoruz. Pakistan'da şu an 1,5 milyon resmi rakamlara göre Afgan bulunuyor. Yani bir şekilde göçmek durumunda kalmış, yurtlarını terk etmek zorunda kalmış ve Pakistan'a sığınmış. Bu arada resmi olarak 1,5 milyon göçmen var. İran'a dönelim, İran'da 950 binin üzerinde. Yani yaklaşık 1 milyon resmi göçmen var. Yani bunun kat be kat üstü kayıt dışı var. Ama resmi olarak burada bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği rakamlar bunlar. 1 milyona yakın İran'da
göçmen var. Çin'le ilgili bir durumda söz konusu. Çin'de de işte Amerika'yı çok çok korkutan, Avrupalı müttefiklerinin bile gönlünü kalbini çalan bir kuşak bir yol girişimi var. Bu girişimin stratejik güzergahlarından biri Afganistan. Baktığımız zaman bölgeye Afganistan'da oluşacak bir istikrarsızlık durumu bölgeyle birlikte aslında dünyanın tamamını etkileyen bir durumla karşı karşıya kalmamıza neden oluyor. Bu Afganistan'da oluşacak kaos Çin'i etkiliyor. Pakistan'ı etkiliyor, İran'ı etkiliyor. Bir anlamda da Katsa yaptırımları, yani düşmanlarına uyguladığı yaptırımı uyguladığı batı sınırını, batıdaki sahillerin neredeyse batıdaki deniz sınırlarının tamamını askeri yığınak yaptığı, Türkiye'ye karşı terör örgütlerini finansal ve lojistik olarak desteklediği Türkiye'yi de tehdit ediyor. Yani burada Afganistan'dan çekilme kararıyla birlikte Amerika, Çin, İran, Pakistan, Rusya ve Türkiye'yi bir tehditle karşı karşıya bırakmış oluyor. İşte hal böyle olunca da ajandanın kapanmadığı ortaya çıkıyor. Kaçmak zorunda, gitmek zorunda mı kaldı? Evet, hakikaten çıkmak zorunda kaldı ama çıkarken de yeni bir planla çıktı. Tabii bunun karşısında nasıl durulmalı? Belki bu ülkelerin birleşerek bir konsorsiyum oluşturması, Amerika'yı dışarıda bırakacak, Amerikan planlarını boşa çıkaracak bir konsorsiyum oluşturmaları gerekiyor. Çünkü ayrı ajandalar uyguladığını da biliyoruz. Ortak kesişen çıkarlarının olduğunu da biliyoruz. Örneğin Çin ve Rusya bugün birlikte bir askeri tatbikat gerçekleştirdiler. Tabii bunun aslında askeri olarak Astana modeli oluşturulabilir mi? Yani Türkiye, İran, Rusya ve Çin birlikteliğiyle bu istikrarsızlık, bu kaos ortamında çözüm bulunabilir mi? Olabilir. Yani ittifaklar dönemine girdik. Bölgesel platformların ya da sorunların çözülmesi için bölgesel inisiyatiflerin ön plana çıktığı bir döneme girdik biz. Bunu yakın zamanda nerede gördük? Yani Türkiye'nin de içinde dahil olduğu bazı deneyimlerimiz var. Astana modeli var. Irak bölgesel yönetiminin referandum kararına karşı Türkiye, Ankara, Bağdat, Tahran'ın aldığı tavırla birlikte değişen bir bölgesel düzenle karşı karşıya kaldık. İşte yakın dönemde Karabağ zaferinin ardından Altılı Platform adı altında bir platformun oluşturulması yönünde bir girişim söz konusu oldu. Afganistan için olabilir mi? Afganistan için olabilir. Zor, çok zor. Bunu da ifade etmek lazım. Yani burada Rusya'nın, Çin'in, Türkiye'nin farklı konumlan. Bakın biz Astana sürecini birlikte yürütüyoruz. Kiminle? Rusya ile, İran ile ve bir şekilde Suriye ile. Aynı masaya oturuyoruz ama aynı masada yan yana oturmuyoruz. Karşı karşıya oturuyoruz. Bakın bunu da dikkate almak lazım. Biz karşı karşıya oturuyoruz. Yani biz yan yana oturarak ortak var ama karşı karşıya olan çıkarlarımız da var. Rusya ve İran'la. Bunu tabii biz derken Türk dışişlerini kastediyoruz, Türk devlet hakkını kastediyoruz ve uygulayıcıları kastediyoruz. Rusya'nın da var. Afganistan'da da durum bu şekilde. Şimdi Afganistan'da şöyle bir durum var. Pakistan yeni göçmen almak istemiyor ve bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmak istemiyor. Çin'le birlikte hareket eden özellikle askeri teknolojisinin Çin'le birlikte olduğunu biliyoruz. Pakistan'ın karşısında bir Hindistan var. Biraz daha Amerika ile daha yakın ilişkide olan ve Pakistan'ı aslında frenlemeye çalışan ve bundan dolayı Afganistan'da daha rahat adım atamayan bir Pakistan'la karşı karşıyayız. Pakistan'ın Türkiye ve Azerbaycan'la son dönemdeki ilişkilerini biliyoruz. Türkiye ile çok sıcak ilişkileri var. Rusya'nın da Yakup Aslan, belki değerlendirmene katkı olur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan'da önemli temaslarda bulunacak. Yarın evet, Savunma ya Bakanı ile görüşecek, Savunma Üretim Bakanı ile görüşecek. Çok yine önemli. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bajwa ile görüşmüş bu akşam saatlerinde. Yarın da bu temaslar devam edecek. Yani aslında tabii Türkiye Afganistan merkezli harekete, olduğunu da rahatla söyleyebiliriz. Evet. Türkiye harekete geçti diyebilir miyiz yani bu noktada? Mutlaka, ama burada Türkiye'nin harekete geçerken bir aslında kafa karışıklığının da olduğunu söylemek lazım.
Yani biz NATO'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden görev Afganistan'da bulunduğumuz havalimanının, başkent havalimanının korunması yönünde bir görev durumu söz konusu olursa şartlar sunduk. Yani belli şartları yerine getirirseniz olur dedik ama Amerika bizimle görüşürken aynı zamanda Rusya ve Çin'le ve Pakistan'la görüşmüş. Bunu da Kabilov, Rusya'nın Afganistan, Putin'in Afganistan özel temsilcisinin yapmış olduğu açıklamaya kadar hiçbirimiz bilmiyorduk. Dedi ki biz Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan'la Pakistan'ın da bulunduğu bir konsorsiyum oluşturduk. Afganistan'ın geleceğiyle ilgili yakında Katar'da bir toplantı yapacağız. Tabii kapı açık Türkiye'ye. Türkiye'de burada olabilir. Yani Türkiye ile bir taraftan görüşürken Amerika bir taraftan da Rusya ve Çin ile görüşmeye gerçekleştiriyor. Tabii biz şartlarımızı sıralarken aslında o alternatifini de arar pozisyonda. İşte burada Türkiye'nin kiminle birlikte hareket etmesi gerektiği gerçekliği ortaya çıkıyor. Burada Çin Halk Cumhuriyeti, Pakistan ve Rusya ile birlikte İran'ı da ötelemeyen. Çünkü İran Türkiye ve Afganistan arasındaki ülke, yani bir biz en yakından ilgilendiren şu anda hayati olarak bir göç dalgası. Bunu duvar örerek yapamayız. Ne burası Meksika sınırı, ne bizi yöneten kişi Trump. Trump'ın politikaları Amerika'yı yönetiyor, Türkiye'yi yönetiyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Duvarlar ovada işe yarar ama daha da işe yaramaz. Bu göçmenlerle ilgili Afganistan'da istikrarın sağlanması gerekiyor. Göçmenlerin geçiş güzergahı, bakın 2600 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Ta Pakistan sınırından Afganistan'ın yola çıkıyorlar. Ta Van'a, Doğu Beyazıt'a gelene kadar 2600 kilometrelik bir güzergahtan çoğu zaman yürüyerek geliyorlar. İşte İran'ın da bu konuda işin içine, yani bu konsorsiyum içerisinde dahil edilmesi lazım. Ve Türkiye'nin göç dalgasıyla ilgili politikalar üretirken İran'la birlikte bu politikalar üretmesi gerekiyor. İran'la birlikte göğüslemesi gereken bir süreç içerisinde. Ya da o İran'la ilgili bir diplomasi, İran'la birlikte bir diplomasi yürütmesi zorunluluğu var. İşte burada da bölgesel bir ittifakın çözüm olmasına ilişkin en güçlü doneler elimizde. Yani gereklilikler var, zorunluluklar var. Bu Türkiye'nin zorunluluğu. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri burada yeni bir kaos planı yapan ve bu bölgeyi ve Afganistan'ı 20 yıl boyunca işgal eden ve çekilme kararıyla, yeni planlarla çekilme kararıyla Amerika'yla ilişki kurarak Afganistan'da çözüm oluşturacağız ve Türkiye'nin menfaatlerini savunacağız. Ya da bu kaostan etkilenecek ve kaosu önleme gücü olan Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte mi bir çözüm yoluna gideceğiz? Burada tabii mantıklı olan ikinci seçenek. Ama burada tabii Türkiye içerisinde de Amerika Birleşik Devletleri ile yürünmesinden yana olan bir aklın da devrede olduğunu altını çizelim. Tabii bir alternatiftir. Uluslararası ilişkilerde ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yoktur. Bir alternatiftir. Amerika ile ilişki kurarak da süreci yönetmek, dengelemek ya da bu yönde politika üretmek. Ama şunu rahatlıkla ifade edebiliriz ki burada bölge ülkeleriyle birlikte eğer Afganistan'da bir çözüm olacaksa bölge ülkeleriyle, komşu ülkelerle birlikte bu çözümün olması gerektiğini yani Ankara'da bunun farkındadır ki şu anda Sayın Savunma Bakanı'nın Pakistan'da olduğunun haberi var. Belki ardından da Pakistan'ın ardından yine muhatap diğer ülkeleri de ziyaret edebilir. Böyle bir sürprizle de karşılaşabiliriz. Çünkü süreç çok hayati bir dönemece girdi Afganistan'da. Yani tansiyon çok oldukça yüksek. Bir şekilde müdahale edilmesi gereken bir süreç. Tabii bu müdahale ederken bir taraf belirlemeden her iki tarafla da, yani hem Afganistan'ın şu anda Birleşmiş Milletler'de meşru olan Afgan hükümeti, hem Afgan hükümetiyle hem de sahada varlık gösteren Taliban'la da bir şekilde ilişkinin kurulması gerekiyor. Türkiye'nin menfaatinde olan da bu. Yani burada her iki tarafla da diyaloğun sürdürülmesi ve Afgan halkının istikrarını ve bölgede ülkesinde yaşanabilir bir Afganistan olması yönünde adım atılması gerekiyor. Tabii Taliban şu anda çok ağır silahlara
sahip olduğunu söyleyelim. Tabii Sovyetlerin işgaline karşı önce Amerika Birleşik Devletleri tank, savarlar ve ağır silahlar vermişti Taliban örgütüne. Biz Taliban diyoruz aslında ama Afganistan İslam Emirlikleri örgütünün adı. Taliban olarak ülkemizi Taliban olarak adlandırıyoruz. Ama Afganistan İslam Emirlikleri örgütü burada Sovyetlere karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin manşetlere taşıdığı, kahramanlaştırdığı bir örgütten bahsediyoruz. Ve gelinen süreçte de Amerika'ya karşı tavır alan, Amerika'nın işgal politikalarına karşı bir mücadele yürüten bir örgüt aynı zamanda Taliban. Ama en sonunda da Amerika ile anlaşan aynı masaya oturan bir örgüt haline geldi ve şu anda da ülkenin %80'ini kontrol altına almış durumda. Tabii bir karşı harekatın da, kararlı bir karşı harekatın da olmadığını vurgulayalım. Elimizdeki gerçeklik bu. Burada mutlaka Türkiye'nin sahada olması gerekiyor ki masada söz hakkı olsun. Aslında yine biricik çözüm bölgesel işbirliği. Buna işaret ettiniz. Mutlaka, mutlaka, mutlaka. İki sorum daha olacak Yakup Aslan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede gizli bir ajandası mı var? Amerika Birleşik Devletleri yine bölgede, sen aslında giriş konuşmanda ifade etmiştin Irak'taki ve Suriye'deki durumu. Acaba DAEŞ gibi yeni bir terör örgütü yaratmak üzere bir plan aşamasında mı diye de bir tartışma sürüyor. Bu konuya ilişkin elimizde somut bir veri var mı? Yani böyle bir örgüt yaratılabilir mi Afganistan'da? Ya şeye benziyor, yani Amerika'nın DAEŞ'in Irak'ı işgal ettiği dönemde, Irak'ta çeşitli kentler ele geçirdiği dönemde çok hızlı bir ilerleyişi olmuştu. Ona çok benziyor. Irak güvenlik güçleri adeta her şeyini bırakarak çekilmişti. Çok benziyor ama ideolojik olarak ciddi farklar var. Yani hem El-Kaide'ye ile ilişkilendirmeye çalışılıyor Taliban örgütü. Taliban'ın hem El-Kaide ile hem de DAEŞ'la ideolojik ve inançsal anlamda ayrıştığı konular var. Bunun öncelikle altına çizmemiz gerekiyor. Yani tekfirci bir anlayışının olmadığını söyleyelim. En azından son dönemde etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama daha fazla Peştun milliyetçiliğinin ağır bastığı bir örgütten bahsediyoruz. Taliban'dan bahsederken tekfir eden, yani eğer bizim gibi inanmıyorsan din dışısın ve katledilmen gerekiyor gibi bir ideolojilerin olmadığını söyleyelim. El-Kaide ile de ayrışıyorlar. El-Kaide dünyada bir cihat hareketi olarak, yani dünyanın tamamını ele geçirecek bir küresel, global bir hedefi var. Ama Afganistan'da Taliban'ın adından da anlaşıldığı gibi Afganistan İslam Emirlikleri, yani Afganistan'la sınırlı bir hedefi var. Yani dünyaya nizam getirmek, dünyada İslam düzeni getirmek, işte Amerika'da Amerika'yı işgal etmek, Amerika'yı fethetmek gibi bir söylemi ya da eylemi bulunmuyor. Taliban Afganistan İslam Emirlikleri, yani Afganistan'la sınırlı. Tabii IŞİD'le baktığınız zaman DAEŞ'la benzerlikleri var mı? Dışarıdan baktığınız zaman benzer olduğunu düşünebilirsiniz ama DAEŞ'te de farklılıklar var. Hatta terör örgütü anlamında böyle bir terör örgütü doğar mı? Hayat sürprizlerle dolu. Yani kimine kime göre terör örgütü olacak? Bir buna bakmak lazım. Şimdi biz ve bölge ülkeleri PKK-PYD'yi terör örgütü olarak görüyoruz ama Amerika'da buraya silah yardımı yapıyor. Bunları bir terör örgütüyle çarpışan herolar, kahramanlar olarak gösteriyorlar. Ve aynı zamanda bizimle de müttefiklik ilişkilerini sürdürdüklerini ifade ediyorlar. Kime göre terör örgütü olacak? Bunu da düşünmek lazım ama Afganistan sınırlarını aşan bir durumun olmayacağına ilişkin, yani Taliban'ın böyle bir tehdidinin olmayacağına dair net emareler var. Afganistan'la sınırlı, Afganistan içerisinde Afganistan'ın yönetimini ele geçirip burada bir aslında var olan da bir İslam devleti, Afganistan İslam Cumhuriyeti, Afganistan'ın resmi adı, burada Afganistan İslam Emirliklerini oluşturmak ve yönetimi Taliban yasalarına göre oluşturmayı hedefleyen bir örgütle karşı karşıyayız. Buradan DAEŞ ya da El-Kaide benzeri bir oluşumun ortaya çıkmayacağı yönünde mevcut emarelere baktığımız zaman
bu yönde bir kanaatin oluşacağını söyleyebiliriz. Ama hayatta her şeye, hayatta sürprizlerle dolu. Yarın Taliban bir ülkeyi hedef alıyorum da diyebilir. Çünkü karşımızda bir devlet yok, bir örgüt var. Çok doğru söyledin Yakup Aslan. Son sorum da şu olsun. Afgan sığınmacılar üzerinden Türkiye'de başlayan tartışmalar. Bu tartışmalara ilişkin sosyal medyada yürütülen propaganda. İşte hashtagler adı altında atılan onlarca tweet. Yine muhalefetin bu konudaki açıklamalarını önümüze koyduğumuzda Türkiye cephesinden baktığımızda aslında ne yapılması gerektiğini anlattın ama bir de bu konuya ilişkin çığlıkların atıldığı bir muhalefet cephesi var. Bu çığlıklara ne demek lazım? Ya bilinçli bir şekilde Afgan ve Arap düşmanlığıyla, yani neredeyse yolda bir Afgan görseler linç edecekler psikolojisi var sosyal medya üzerinde. Bunun sokağa yansımaması bereket henüz yansımadı. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalmadık. Şu andaki şansımız bu ama bu da çok yakın. Ciddi bir algı yönetiminde olduğunu söyleyelim. Yani burada Amerika'nın sanki hiç suçu yok. Bu insanlar evinden rahattılar da gelip Türkiye'de yaşamak istediler. Bunları evinden yurdundan eden Amerika ve emperyal siyasetlerin olduğunu göz ardı ederek bu düşmanlık gerçekleştiriliyor. Şimdi eldeki verilere bakmak gerekiyor Deniz. Yani günde yüz binlerce, ya baktığımız zaman sosyal medyaya aman tanrım günde binlerce, 2000-3000 kişi Türkiye'ye giriş yapıyor gibi görünüyor. Afgan sığınmacılar nasıl bir yol izleyerek Türkiye'ye giriş yapıyorlar? Yani nereye kullanıyorlar? Bu da çok konuşuluyor. Biliyorum ki o coğrafyayı iyi biliyorsun. Ya düzensiz göçmen aslında. Sığınmacı diyemeyiz bunlara. Hukuki tanım olarak düzensiz göçmen diyebiliriz. Sığınmacı pozisyonunda değiller. Düzensiz göçmenler kimi tır dorselerinde İran sınırını yürüyerek geçiyorlar. Dağlık kısımları yürüyerek geçiyorlar. Ardından özellikle Van ve Hakkari arasındaki kırsal geçiş noktası olarak kullanılıyor. Ve buradan tır dorseleri içerisinde kentlere, özellikle Türkiye'nin Yunanistan sınırına doğru bir seyahat başlıyor. Ve buradan da botlarla Avrupa'ya geçmeyi hedefliyorlar. Yani resmi olarak baktığımız zaman %70'inin de Avrupa'ya gitmeyi hedeflediğini söyleyelim. Şimdi son bir 5 yıla bakmak lazım Deniz. Bu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verileri üzerinden konuşmak gerekiyor. Yani sosyal medyadaki videolar üzerinden değil, resmi veriler üzerinden konuşmak lazım. Çünkü Türkiye'de özellikle Afganistan üzerinden gelen bir Suriye deneyimimiz oldu ve ardından Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bir planlama durumu da söz konusu. Yani biz böyle bir durumla şu an karşılaşmıyoruz. Bir hazırlığımız da var. Belli bir kapasiteyi de sağlıklı bir şekilde karşılayıp kayıt altında alma gibi bir imkanımız da var. Özellikle bunun da altını çizelim. 2017-2021 arasında çeşitli veriler var. Gelen Afgan düzensiz göçmenlerle ilgili. 2017 yılında 45.259 rakamı göze çarpıyor. 2018'de 100.841, 2019'da 202.000, çok yüksek bir rakam, 202.437 Afgan düzensiz göçmen Türkiye'de yakalanıyor. 2020 yılında 50.000, yani 50.161 olarak aslında daha önceki yıllara göre düşük bir rakam var. Daha az bir giriş durumu söz konusu ama 2021'in ilk 6 ayına baktığımız zaman, yani şu yaygaranın koptuğu, yüz binlerce kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı şeklinde görülen son 6 aya baktığımız zaman 2021'in ilk 6 ayında 25.643 Afgan yakalanmış. Tabii bunlar yakalananlar, onu da altını çizelim. Yakalananlar ve kayıt altına alınanlar, büyük bir kısmı da ülkesine geri gönderilenler, bunu da ifade edelim. Yani düzensiz göçmenlerin, Türkiye'ye gelen düzensiz göçmenlerin %40'ını oluşturuyor Afganlar. Ve baktığımız zaman sadece Türkiye'ye mi geliyor? Hayır, İran'a ve Pakistan'a da geliyor. İran'da yaklaşık 1 milyon, Pakistan'da 1,5 milyon resmi olarak artık burada kamplarda olan yerleşenler var. Gelen nüfus, genç nüfus, genç erkek nüfus geliyor. Yıllardır var aslında bu geliş. Özellikle şimdi kimse haberi yokmuş gibi yapar ama son 5-6 yıldır, belki son 10 yıldır Türkiye'de özellikle İstanbul'un
bazı semtlerindeki tekstil atölyelerine girdiğiniz zaman Afganlar çalışıyor burada. Gidelim Anadolu köylerine, ben Karslıyım, Kars'ta bir köye gittim. Köyde Afgan çobanlar var, yani bundan 4 yıl önce. Bunlar hep geliyorlar, hep çalışıyorlar. Türk parası çok daha değerli. Burada çalışıyorlar, 11 ay çalışıyorlar. Bir ay ülkelerine gidiyorlar, gelip 11 ay daha çalışıyorlar. Aileleri Afganistan'da, istikrar olduğu dönemi söylüyorum. Ve buradan da genelde genç erkek bir kitle var gelen. Hepsi çalışıp, para kazanıp ailelerini Avrupa'ya götürmek üzere tekrar geri dönmek üzere geliyorlar. İran'da da durum aynı. Yani İran'da pasaportsuz bir şekilde yüz binlerce Afganlı'nın olduğunu biliyoruz. Yani hemen her iş yerinde bir Afganlı çalışıyor İran'da. Ve pasaportu yoktur. Kaçak yollarla gelmiştir. Çalışır. 11 ay boyunca çalışır. Son bir ayını, yılın son ayını evinde geçirir. Ve sonra gelip çalışmaya devam eder. İran'da da ekonomi durum kötüleşmeye başlayınca, özellikle son 2-3 yıldır artık İran'daki para birimi Afgan para biriminden daha düşük bir hale gelince, insanlar Türkiye'ye gelmeye, çalışmak amacıyla gelenler Türkiye'ye gelmeye başladı. Tabii bu %70'inin Avrupa'ya gitmek istediğini, özellikle son 6 ayda gelen rakamın, gelen Afgan düzensiz göçmenin, yakalanan düzensiz göçmenlerin %70'inin Avrupa'ya gitmek üzere bu seyahate başladığını söyleyelim. Yani bir Türkiye'de kalalım, yerleşelim diye ama değil, ama Türkiye'de bir açık kapı politikası uygulamadığı için bu insanlar Türkiye'de kalmak zorunda kalıyor. Nasıl? Çünkü Yunanistan'a gittikleri zaman çırılçıplak dövülerek, hakaret edilerek Türkiye sınırına bırakılıyor. Yunan güvenlik güçleri tarafından. Yani Avrupa Birliği tarafından insanlık dışı bir müdahaleyle botlara batırılıyor. İnsansız adalara bırak, Türkiye'ye ait insansız adalara bırakılıyorlar. Ölüme terk ediliyorlar. Ve bu nedenden dolayı artık biz Afganistan'a gitmek, biz Avrupa'ya gitmek istemiyoruz, Türkiye'de kalacağız deyip Türkiye'de kalıyorlar. Bir kısmı sığınmacı oluyor. Tabii sığınmacı olan da var. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği'nin vermiş olduğu rakama baktığımız zaman Türkiye'de 116 bin Afgan sığınmacı var. Yani resmi olarak burada sığınma almış 116 bin Afgan sığınmacı var. Sayıya baktığımız zaman da İran'daki sayının bile, yani resmi rakama baktığımız zaman İran'da 950 binlik bir resmi rakam var Afgan yakalanan ve burada bulunan, özür diliyorum, 1,5 milyon Pakistanlı var. Bizdeki rakam İran'daki rakama bile ulaşmamış şu anda. Yani bu böyle akın akın gelen bir durum söz konusu değil ama gidişat buna benziyor, önlem alınmazsa. Çünkü Eşref Gani şunu söylüyor, 10 milyon kişi göçmen olabilir. 40 yıldır göç veren bir ülkeden bahsediyoruz. Şu anda ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Göçmenler geliyor ama şimdi gelmeye başlamadılar. Bir de şunu söyleyelim. Afganlar buraya neden geliyor? Neden bu göçmen sınır kontrolü yapılmıyor diyen grubun aynı zamanda Mehmetçiğin Afganistan'da ne işi var dediğini de görüyoruz. İşte burada bir tutarsızlık var. Eğer siz orada sahada olmazsanız masada söz hakkınız olmayacak ve Afganistan, Afgan göçmenlerin Türkiye'deki göç yoluna ya da Türkiye'ye geçmesi ya da Türkiye gelmesi ne gerekçe olan Afganistan'da istikrarın sağlanmasına faydalı olmazsanız, burada bu konsorsiyum içerisinde yer almazsanız eğer, bu göçmenleri sınırda engelleyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Kendini makineli tüfekler kurup öldürecek miyiz gelmek isteyen insanların? Bu şekilde geri gönderilmesi gerekiyor bir insanların. Sığınma talep edenlerin hakikaten siyasi anlamda gittiğinde öldürümle karşı karşıya olanlara sığınma vermek durumundayız. Çünkü uluslararası hukuk da bunu emrediyor. Türkiye'nin de imzalamış olduğu uluslararası anlaşmalar var. Bu anlaşmalara karşı öleceğini bile bile bir insanın oraya gönderilmesi durumu söz konusu olmayacağına göre sığınmacı statüsü de olacak Türkiye'de. Tıpkı Avrupa'da olması gerektiği gibi. Yani Avrupalıların yaptığı gibi biz bu insanları ölüme terk edemeyiz. Bu insanlar gelecekler ama düzenli bir şekilde kayıt altında, bunları ifade etmek lazım. Kayıta alınarak, kimin geldiğini bilerek, neden, hangi amaçla geldiğini bilerek, ülkesine geri göndermek kaydıyla. Ülkesine de geri göndermemiz gerekiyor bir insanların ama ülkelerinin bir istikrar içerisinde olması gerekiyor. Ölüme bırakılmaması gerekiyor bir insanların. Bir düzen oluşturulması gerekiyor. Yani burada muhalefet etmek için muhalefet edilmemesi gerekiyor. Yani hem Afganlar gelmesin
hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne işi var Afganistan'da? İşte bu tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kesinlikle olması gerekiyor. Ama Amerika ile ya da NATO ile birlikte değil, o kozulu elinde bulundurarak bölgedeki bölge ülkeleriyle birlikte, Rusya ile, Pakistan ile, İran ile, Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte burada bir konsorsiyum oluşması, bir birlikteliğin, ittifakın oluşması ve burada Afganistan'ın istikrarının sağlanması Türkiye'nin temel kaygısı olması gerekiyor. Bu mülteci ya da sığınmacı ya da düzensiz göç dalgasını durdurmak için. Çok çok teşekkür ediyoruz Yakup Aslan. Bence çok güzel bir toparlayıcı özet oldu. Katkıların için çok çok sağ olasın, var olasın. Önümüzdeki günlerde bu konuyu sıkça konuşacağız demiştik. Geldik o noktadayız ve aslında 1,5 ay önce gündeme aldığımız konuyu bugün ayrıntılı bir şekilde konuşmaya başladık. Hepimizin gündeminde genişçe bir yer kaplamaya başladı ki belli ki bundan sonra da bu konuyu çok çok konuşacağız ama biz şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Türkiye'nin bir yandan da COVID-19'la mücadelesi devam ediyor. Tablo geldi ekranlarınıza ve baktığımız zaman bugün Türkiye'de vaka sayısının yine yükselişte olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte 26.597 yeni vaka tespit edildi. Bu tespit edilen vakalarda 264.647 test arasından tespit edildi. 124 vatandaşımız koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 14.954 kişi de sağlığına kavuştu. Can kaybımızın düne göre yükselişte olduğunu görüyoruz ama aynı zamanda sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın sayısında da artış olduğunu vurgulamamız gerekiyor ve düne göre yine test sayımızın da arttığını ifade edelim. Artık tabloda biliyorsunuz sadece vaka sayıları yok, aynı zamanda aşıya ilişkin günlük bilançoda yer alıyor. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulaması yapılanların oranı %68,56, ikinci doz aşı uygulaması yapılanların oranı %49,0 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı ise birinci ve ikinci ve üçüncü doz olmak üzere 79.014.674'e yükselmiş durumda. Böylece COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam aşı yapılan vatandaşlarımızın sayısını da söyleyelim. 1.462.013'e ulaştı. En az bir doz aşı uygulaması yapılan en yüksek 10 ilimizin başında yine Muğla var. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova ilk 10'da. En az bir doz aşı yapılan illerin başındaysa en az olmak üzere Şanlıurfa var. Yine dün de böyleydi. Şanlıurfa'yı Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugünkü tabloya ilişkin yorumuysa vaka sayılarındaki artışı kontrol altında tutmak mecburiyetindeyiz, zorundayız. Aşıyla bağışıklık sağlanmadan tedbirsizlik kısır döngüyle sonuçlanır. Aşı olun, tedbirlere uyun diyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Vaka sayılarındaki tehlikeli yükseliş ekranlarınıza getirdik devam ediyor. Bir süredir tartışılan tedbirlerle ilgili de hükümetin atacağı adımlar da merak konusu haliyle turizm sezonu boyunca hükümetin genel tutumunda bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor ama Eylül ayında kapalı mekanlar için bazı tedbirler söz konusu olabilir. Masada buna ilişkin görüşlerin olduğu ifade ediliyor. Bu tedbirlerin başında da PCR testi ve aşılı aşısız olması öngörülüyor. Bu delta varyant özellikle PCR testlerinden çok ciddi kaçabiliyor. Dolayısıyla bu 20.000 24.000 bandının aslında gerçek anlamda bir tık daha üstündeyiz. Vaka sayılarındaki yükseliş sürerken delta varyantının tehlikesi de giderek artıyor. Israrla altını çizmek gerekiyor. Hastanelerde doluluk oranları evet artmaya başladı. Delta varyantının da etkisiyle yükselişe geçen vakalar kısıtlama kararlarını yeniden tartışmaya açtı. Tüm dünyada, Türkiye'de de başta olmak üzere delta varyant biliyorsunuz çok belirgin olarak yayılmanı sürdürmeye devam ediyor. Hükümetin turizm
sezonu boyunca genel salgın tutumunda bir değişiklik yapmayacağı basına yansıdı. Hürriyet'in haberine göre Eylül ayının ikinci yarısından sonra kapalı mekan kuralları daha net ortaya çıkacak. Aşısız olan gruplar, aşısı tek olan gruplar, erken dönemde yaptırıp tekrar ve hatırlatma dozlarını yaptırmamış olan gruplar bizim şu anda hastaneye en çok getirdiğimiz gruplar oluşturuyor. Birçok ülkede hayata geçirilen kapalı alanlarda aşı zorunluluğu ile ilgili kararlar Ekim ve Kasım ayında kesinleşecek. Eylül ve Ekim ayında biz artık bu sene okulların açılmasını istiyoruz tüm hekimler olarak. Sosyal alanların, okulların, kamu binalarının ve iş yerlerinin kapalı mekanlarının aşılı ve aşısızlar için nasıl kullanılacağına dair kurallar listelenecek. Hem vakaların kontrolleri açısından hem de sahadaki bu hasta olan kişilerin rahat rahat halk arasında toplu ulaşımlarda dolaşması engellenmesi açısından çok dikkatli olmak zorundayız. Ayrıca kapalı alanda çalışan kamu çalışanları için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin 2 günde bir tekrarlanacağı gündemde. Bir an önce virüsün yayılım hızından daha hızlı aşılamaları yapmak lazım. Fakat bunu yaparken de kişilerin virüsle karşılaşma oranlarını düşürmemiz lazım. Uzmanlar kısıtlamaların yeniden gelmemesi için uyarılarda bulunuyor. Delta varyantlarda PCR testi kolay kolay pozitife düşmüyor. Burada da özellikle kişisel önlemler öne çıkıyor. Çünkü delta varyantı zaman zaman testten kaçabiliyor. Eskideki gibi rahat tanı koyma şansımız yok. Dolayısıyla da kişilerin bağışıklık indekslerine göre de tabii ki testlerden bu delta varyant kaçabiliyor. Vaka sayıları artarken aşılama devam ediyor. Ankara ve Ordu'da en az bir doz aşı olanların sayısı %75'i aştı. Uzmanlar toplumsal bağışıklığın kazanılması için yurttaşları aşı olmaya çağırıyor. Aşımı oldum şimdi. İlk dozumu yaptırdım. Covid-19'a mücadelede en etkili silah aşı. Bu kapsamda aşılama çalışmaları devam ediyor ve yurttaşların ilgisi oldukça yoğun. 6000 randevumuz var. Ankara ve Ordu Covid-19 aşılamasında %75'i aşarak mavi kategoriye geçti. İkinci dozumuz olduk. Birinci ve ikinci dozların yanı sıra üçüncü doz aşılar da yurttaşlara yapılıyor. Üçüncü doz aşıyı sağlık çalışanları, 50 yaş üstündekiler ve basın mensupları olabiliyor. Uzmanlar üçüncü dozların da önemine dikkat çekiyor. Üçüncü dozda bir rapel doz niteliğinde olduğu için onun da mutlaka yapılması gerekiyor. Ankara Şehir Hastanesi Aşı Birim Sorumlusu Hemşire Hatice Samur, salgınla mücadele etmek için herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Aşı olmayan bütün vatandaşlarımızı aşıya bekliyoruz. Aşının önemi her geçen gün daha da artıyor. Toplum sağlığı için herkesi aşıya davet ediyoruz. Tüm ülkemiz aşsın olsun eski günlerimize dönmek için. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu stadyumlara giriş şartlarını yeniden belirledi. TFF bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyircilerin statlara alınmamasına karar verdi. Ayrıca misafir takım seyircisinin karşılaşmalara alınmayacağı açıklandı. 12 yaşını tamamlamış ve henüz Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı yaş grubuna dahil olmamış kişiler müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecekler. Son aşı tarihlerini takip eden 14 günden itibaren COVID-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süreyle stadyuma seyirci olarak girebilecekler. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği aşı takviminden bahsediliyor. Yine bu takvime baktığımız zaman aşı takvimini tamamlamış olmak diye de Türkiye Futbol Federasyonu bir başlık açıyor. Bakanlık tarafından sağlanan aşılardan en az 2 doz aşı olmak, COVID-19 hastalığını geçirmiş olup Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan en az bir doz aşı olmak konusunda bir standart getireceklerini ifade etmişler. Talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kombine bile satın almış ancak aşı takvimini tamamlamamış kişiler müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecek ancak söz konusu kombine sahiplerinin aşı tamamlaması yapılmamış grupta olmalarına rağmen 60 gün süre içerisinde aşı takvimini sağlamaları halinde bu kişilerin de stadyuma girişine izin verileceği ifade ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada UEFA'nın
güncel uygulamaları göz önünde bulundurularak kamu sağlığının korunması amacıyla misafir takım seyirci uygulaması 2021-2022 sezonu boyunca yapılmayacak. Misafir tribünlerine sadece ev sahibi takımın seyircisi alınacak. Stadyumlarda yer alan protokol ve basın tribünlerine girişlerse seyirci giriş koşullarına tabi olacak. Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında seyircilerin stadyuma girişleri HES entegrasyonu e-bilet sistemi üzerinden alınan biletlerle yapılacak. Bilet alacak kişilerin HES kodu bilgilerine e-bilet sistemi uygulayıcısının ulaşmasına onay vermesi gerekecek. Bir kere daha tekrar edelim. Türkiye Futbol Federasyonu stadyumlara giriş şartlarını yeniden belirledi. Bu sezon oynanacak maçlarda aşı olmayan seyirciler stadlara alınmayacak. Misafir takım seyircisinin de karşılaşmalara alınmayacağı açıklandı. Bu konuda da prosedürün sert bir şekilde uygulanacağı ifade edildi. Delta varyantı ile birlikte vaka sayıları da dünya genelinde yükselişte. Toplam vaka sayısı 204 milyonu aştı. Birçok ülke kaldırdığı kısıtlamaları yeniden getirdi. Dünyada birçok ülke delta varyantı ile mücadele ediyor. Şu ana kadar dünyada en fazla vaka ABD'de görüldü. Ülkede COVID-19'a yakalananların sayısı 36 milyonu geçti. Sayıların alarm verdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarda da vakalar artıyor. ABD Pediatri Akademisi son iki haftada çocuklarda görülen vaka sayısının 94 bine ulaştığını açıkladı. ABD'de vakaların %15'ini çocuklar oluşturuyor. Vaka artışları nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Amerikan askerlerine aşıyı zorunlu kılacak. Fransa'da COVID-19'la mücadele kapsamında belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan COVID-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi. Senegal'de hamile olanlara COVID-19 aşısı yapılabileceği bildirildi. Almanya'da aşı yaptırmayanlar için tüm kapalı mekanlara girişlerde test şartı getirilecek. Aşı yaptırmayan yetişkinler ücretsiz COVID-19 testlerinden yararlanamayacak. Ülkede yalnızca sağlık koşulları nedeniyle aşı olamayanlar, hamile kadınlar, çocuklar ve 18 yaşın altındaki gençler için ücretsiz COVID-19 testi sunulmaya devam edilecek. Kapalı mekanlarda ve toplu taşıma araçlarındaki maske takma mecburiyeti ise devam ediyor. Ve siyaset gündemi. CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Devlet Bahçeli'yi Afgan sığınmacılara sessiz kalmakla suçlamasına karşı MHP Genel Sekreterinden sert bir yanıt geldi. Öztrak'a Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği demecini hatırlattı. İsmet Büyükataman, CHP sözcüsünün zihni belli ki sözcüyü gazete, Halk TV, televizyon kanalı zannedip bunlardan beslendiği için cücük kalmıştır ifadelerini kullandı. Sabah akşam beka diyen Sayın Bahçeli'ye de sormak istiyoruz. Ortağınız Türkiye'nin en önemli beka meselesinde milletimizi sırtından hançerliyor ama sizden gık çıkmıyor. Bu içinize siniyor mu? Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak'ın bu sözlerine MHP'den sert yanıt geldi. Gündemdeki Afgan sığınmacı tartışması ile ilgili konuşan CHP sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ile anlaşma yaptığını öne sürmüş, İttifak Ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu duruma sessiz kaldığını iddia etmişti. Sabah akşam beka diyen Sayın Bahçeli'ye de sormak istiyoruz. Öztrak'ın sözlerine yanıt MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'dan geldi. Bahçeli'nin Türk Gün gazetesine verdiği demeci hatırlatan Büyükataman, CHP'nin siyasetinin yarım ve eksik olduğunu belirtti. CHP sözcüsünün zihni belli ki sözcüğü gazete, Halk TV, televizyon kanalı zannedip bunlardan beslendiği için cücük kalmıştır. Öztrak'ın Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk Gün gazetesinde yayımlanan mülakatından haberdar olmaması elbette bir ihtimaldir. Çünkü CHP siyaseti hep yarımdır, eksiktir. Bu yüzdendir ki aziz milletimizin CHP'den memleket adına bir beklentisi söz konusu değildir. MHP Genel Sekreteri ayrıca partisinin sığınmacı politikasını da hatırlattı. Sığınmacıların suyunu kesip kursaklarındakini alarak Türkiye'yi terke zorlamayı politik olarak benimsemiş CHP yönetiminin aksine Sayın Genel Başkanımız sığınmacıların ülkelerindeki kargaşanın son bulmasının ardından yurtlarına gönderileceğini bu mülakatta ifade etmiştir.
Yükseköğretim kurumları sınavında baraj düşürüldü. Temel yeterlilik testinde baraj 140, alan yeterlilik testinde ise 170 oldu. Eğitimciler barajın indirilmesinin kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirtiyor. Çok daha fazla sayıda gencin mağdur olmayacağı bir duruma sağ olsun getirdiler. Salgının gölgesinde süren eğitimle üniversite sınavına giren yüz binlerce öğrenci barajın altında kaldı. Bu nedenle üniversite sınavında baraj aşağı çekildi. Bu işi inşallah gençlerimizin lehine bitirmiş olacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli barajın aşağı indirilebileceğini işaret etmişti. Yükseköğretim Kurulu'nun konuya ilişkin yaptığı çalışma Erdoğan'a sunulduktan sonra karar duyuruldu. 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılması kararlaştırılmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Barajın düşürülmesinin ardından ikinci ek yerleştirme yapılacak. TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ön lisans programlarında, AYT puanı 170 ve üzerinde olan adaylar lisans programlarında tercihte bulunabilecek. 2020 yılında baraj 170 puanı düşürülmesiyle birlikte eşit ağırlık puan türünde yaklaşık 999 bin kişi 4 yıllık tercih yapma hakkına sahipti geçen sene. Bu rakamda tabii ki sınavın daha kolay olmasının da etkisi vardı. Bu sene ise şu an 180 baraj ve sınavın da nispeten daha zor olmasından kaynaklanarak eşit ağırlık tercih yapabilecek öğrenci sayısı 587 bin kişi gözüküyor. 2020'de de uzaktan eğitim görülmesi nedeniyle baraj 170'e çekilmişti. Eğitimciler ise bu yöntemin kısa vadeli bir çözüm olacağını belirtti. 2,5 milyon kişinin sınava girdiğini düşünürseniz ister istemez bu öğrencilere de belli sınırda kontenjan hakkı tanınıyor üniversiteler tarafından ve bunun için de ilk önce barajı geçmesi isteniyor. Yani herkes üniversite okumalı gibi bir düşüncemiz varsa tabii ki baraj puanları düşürülsün ama eğitimin kalitesi, içeriği ve bizim lisans eğitimi, öğretimi için öğrencilerden beklediğimiz o altyapıyı, o taban ya da baraj dediğimiz ifadeyi geçemeyen bir öğrenci yüksek öğretimde nasıl başarılı olacak? TYT ile başvuru yapan ön lisans programlarında meslek liseli öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili tercih yapmaları durumunda bir ek puan almaları söz konusu. Bu daha ziyade onların etkileyecek bir durumdur ve yaklaşık %30 oranında meslek liseli öğrencilere avantaj sağlayacak bir durum sağlar. Akademik başarıyı düşürecektir, üniversitelerin niteliğini düşürecektir ve seneye de benzer bir içine beklentiye öğrencileri sokacaktır. Vakıf üniversitelerinin boş kalan çok sayıda kontenjanı bulunmakta ve bu kontenjanları doldurmaya yönelik bir hamle olarak düşünüyorum. Şimdi birazdan gece görüşünü noktalayacağız ama Muğla'da orman yangınlarına ilişkin sıcak bilgiler geliyor. Akşam saatlerinde biliyorsunuz Muğla'nın Bodrum ilçesinde Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde makilik ve otluk alanlarda yangın meydana gelmişti. Bakan Bekir Pakdemirli bu noktada kontrolün sağlandığını açıkladı. Muğla'nın 3 noktasında devam eden orman yangınlarından Milas ve Bodrum'da alevlerin kontrol altına alındığını duyurdu. Bölgede soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Köyceğiz'deki yangına ise müdahale devam ediyor ve sıcak bilgiler Özgür Doğu Saymaz'da bölgede ekip arkadaşlarımız nöbette biliyorsunuz. Özgür Doğu Saymaz, sıcak bilgileri senden dinleyelim. Teşekkürler Deniz Çağlayan. Az önce belirttiniz bir güzel haberi daha. Orman ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bizlerle paylaştı. Bodrum Gümüşlük'teki yangında şu an kontrol altına alındı. Bu bölgede 4 tane helikopter, gece yangın söndürme özelliğine sahip 4 helikopter gerçekten amansız bir şekilde yangınların üzerine yürüdü diyebiliriz. Ve bu saatlerde bize mutlu haber ulaştı. Şu an Bodrum'da artık yangın kontrol altında ve yerleşim yerleri de bu konuda artık bir tehdit unsuru barındırmıyor diyebilirim. Tekrarlamak gerekirse bu yangın Bodrum'un Gümüşlük mevkiinde çıkmıştı. Dereköy yönüne doğru ilerliyordu. Otluk ve makilik bir alan bu bölge. Bu bölgedeki makilik alan
Rüzgarın da etkisiyle tabii ki şiddetli bir şekilde büyümüştü ve yangın ilerleyen vakitlerde gece olması hasebiyle de tabii ki söndürülmesi güçleşmişti. Gece helikopterlerinin de devreye girmesiyle beraber karadan ve havadan yapılan müdahaleler sonucu artık Bodrum yangını da kontrol altında. Çok teşekkür ediyoruz Özgür Doğu Saymaz'a. İyi nöbetler diliyoruz. Köyceğiz'de de yaklaşık 13 gündür devam ediyor yangın. Bakan Pakdemirli'nin bu konuya ilişkin açıklaması vardı. Yangına müdahale sürüyor dedi. Özellikle Çövmen Yaylası ve Çiçek Baba arasında kalan hatta devam ediyor yangın. Ve bu noktada ekipler canla başla yangını kontrol altında almaya çalışıyorlar. Bölge derin vadiler ve sarp yamaçlardan oluştuğu için karadan müdahale de güçlükle yapılıyor. Bu da çalışmaları tabii ki de olumsuz yönde etkiliyor ve şiddetli bir rüzgarın da olduğunu biliyoruz Köyceğiz'de. Dileriz ki bu gece saatlerinde de Köyceğiz'deki yangın kontrol altına alınır ve bizler de yeni güne güzel bir haberle merhaba deriz. Böylelikle de gece görüşünü noktalıyoruz efendim. Yeniden ulusal kanal ekranlarında ve gece görüşünde buluşuncaya dek iyilikle, güzellikle, sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.